Ne kaşık yapıyorsun ona? Ne oldu? Git Dirum'da. Abi ben müsaadenizi rica edeyim. İyi geceler Fidan. İyi geceler. Niye konuşmuyorsunuz? Burası çorbacı mıydı? Konuşacağız daha ne, sen yaptıktan sonra iş konuşacağız. Akşama kadar ne konuşuyorsunuz? Akşama kadar iş yapıyoruz babaanne. Akşamdan ne yaptık onu konuşuyoruz. Ne yapmışsınız? Anlattın da ben de duyayım. Konuşacaklarımızı duymak istemezsin ana. Hele ilk lafını de bakayım. Peki. Sizinle ne zamandır konuşmak istiyordum? Ne konuda abi? Hepinizin önünde bir hayat var. Ama gözünüzün önünde de benimki gibi boşa harcanmış yalnız bir hayat var. Yalnız derken? Kesmeyin sözümü de dinleyin. Bugün üçümüz de ölebilirdik. Deme. Hatta yarın dördümüz de ölebiliriz. Bence o noktaya gelmeden bir karar almamız lazım. Ne gibi amca? Gençsiniz. Yuva kuracaksınız. Sevgilileriniz var. Önünüzde mutlu olmak gibi bir ihtimal var. Bence bırakmak için doğru zaman. Neyi bırakmak için doğru zaman baba? Her şey. Bu saatten sonra neyi bırakıyoruz abi? Benim böyle bir seçeneğim hiç olmadı. Olsaydı bir gün bile düşünmezdim. Yalan söyleyesin. Uşaklara doğru konuş ki doğru olanı yapsınlar. Bilmiyorum, belki de bırakmazdım. Ama dediğim gibi benim hiç böyle bir imkanım olmadı. Ama sizin var. Beni kastediyorsan abi, hani legalleşelim dedim diye, benim kastım daha büyük olmaktı. İtle köpekle uğraşmamaktı yani. İtle köpekle uğraşmayacaksan sokağa inmeyeceksin. Sokakta olmazsan güçlü olamazsın İlyas. O yüzden de dediğimi doğru anlayın. Çünkü yarın ya siz beni toprağa vereceksiniz ya da ben size. Şimdi o yüzden bana bir iyilik yapıp içinizden gitmek isteyen biri varsa beni çok mutlu eder. Biz senin yolundan yürüyoruz abi. Sen bizi kovsan da biz en fazla bir adım yerinden geliriz. Bizim senden başka yolumuz yok. Niye biliyor musun? Sen bizim abimizsin. Sen bizim her şeyimizsin. Doğru değil. Ben yanlış mı diyorum ana? Sen de doğru değilsin. Ama bil ki ha bu dediğini yaparsanız o vakit o dediğiniz itle köpek sizi parçalar. Siz birlikte bir ailesiniz. Gördüğün gibi amca, kimse seni bırakıp bir yere gitmiyor. Evet, farklı bakıyor olabiliriz. Hatta yöntemlerimiz de farklı olabilir. Ama yolumuz da, amacımız da aynı.
Ama sen durduk yere niye böyle bir konuyu açtın ki? Madem beraberiz, o zaman en kötü sonuçlara hazır olmalıyız diye açtım oğlum. Hangi sonuçlara hazır değiliz ki abi? Benden sonrasına. Şimdi bunun sırası mı abi? Bir gün sırası gelecek ya İlyas. Hazırlıksız mı yakalanacaksınız? Anlaşıldı abi, sen vasiyet moduna geçmişsin. E tamam, o zaman dinliyoruz senden sonrası için emir ve talimatlarını. Bir emrim ya da talimatım yok. Yeğenlerin seni severler, sayarlar, her isteğini yerine getirirler. Ama Alparslan'ın az önce söylediği gibi yöntemleriniz arasında uyum farkı var. Sizi birbirinizle uyuşturan şey bana olan sevginiz ve saygınız. Ama bu ortadan kalktığında birbirinize uyum sağlayamazsınız. Biz neyi tartışıyoruz ki baba? Allah gecinden versin. Senden sonra lider amcam olmayacak mı? Ben Alparslan olur diye düşünüyordum. Düşünüyordum derken İlyas? Şimdi Allah korusun da ben sen yoksan bir mücadelem kalmamış demektir diye düşünüyorum. O yüzden bu soruyu sordum. Gidecekseniz hemen gidin. Benden sonra giderseniz gideninizi de harcarlar, kalanınızı da. Peki amca, sen ne öneriyorsun? Mesela babamdan sonra sen nasıl lider oldun? Uşağım, senin baban sayken de milleti bu yönetiydi. Nasıl yönetiydi orasını bilmiyorum. Nasıldı baba? Abimden korkarlardı. Ama beni severlerdi. Rahmetli abimden sonra beni hem sever hem de korkar oldular. Lider olmak için insanlar sizi severken tek korkuları sizi kaybetmek olmalıdır. Hangisini diyorsun yani? Bunu ben diyemem ona. İnsanlar diyecekler. Hangi insanlar? Sıkıntısını dinlediğiniz, çözdüğünüz insanlar. Sizin seçtiğiniz değil. Sizi seçen insanlar. Cihana sığmaz am, yersiz yursuz cevher benim. Mekana sığmaz am.